yani anlattık. Şimdi onu çekti herkes burada. Şimdi sesli bakmasını millet her zaman işte ya işte olacak veya olmayacak şeyler söylerler işte. Milletvekilinin hakkında başlamışlar ileri geri konuşmaya. Eskiden mebus derdiler. Hep ileri geri konuşuyorlar işte şeyin kulağına gidiyor bu. Bayburt mebusunun kulağına gidiyor. Bir gün kellal çıkarıyor meydana diyor ki ey Bayburt ailesi toplanın diyor. Mebus Bey size hitap edecek. Toplanıyor işte saat polisinin orada meydanda. Mebus o kadar dolmuş ki adamın hakkında ileri geri bir sürü konuşmuşlar. Çıkmış şeye başlamış var mı? Değerli Bayburtlu hemşerilerim. Ben size çok işler yaptım. Ama duyduğuma göre siz benim aleyhimde konuşur musunuz ileri geri? Ulan! Sinirleniyor şimdi yavaş. Ulan! Dün siz daha Coruk'un kenarında Coruk'un sazanından siz buz bağlıydı. Coruk saza Ayaz'dan yani. Siz buz bağlıydı. Ulan lağımları 48'e dayadık. Bir de diyorsunuz ki Mevus Bey ne yiyin? Şey yiyin! Yunus Ceyhan amcana gibi şeyi mikrofonu. Ha öyle. Sen de dün İstanbul'a gelmiş. Hazırmış. Hayatında İstanbul gibi şehir görmemiş. Tabi geldiği zaman şöyle avanak gibi bakarken bir bakın saat kulesi. Böyle hoşuna gitmiş. Bir saat kulesi böyle bakınıyormuş. Bunlardan biri tabi şehirde çok olur demiş. Ben bunu bir ayartayım parasını götüreyim. Gelmiş de böyle. Ne bakıyorsun? Hoşuna gitti mi? He ya çok hoşuma gitti. Satayım onu sana. Senin mi? Benim. Kaç para tut? İşte demiş 50 lira. Temel parayı şak diyor demiş. Adam demiş Temel'e dur burada. Ben merdiven alıp geleyim o saat sözü sana vereceğim. Temel bekliyor tabii parayı da verdi. Gidiş o gidiş adam. Bekle bekliyor. Sonra yatağa düş ya diyor. Demek bana bunu bu kargı attın. K geliyor Dursun anlatıyor. Lan Dursun böyle böyle oldu. Aylar sonra Dursun geliyor. Bak aynen o şekil geliyor. O da geliyor saklısı. Bakıyor bakıyor derken o adam yine geliyor. Hoşuna gittin mi? Gitti. Satayım onu sana. Senin mi? Kaç lira? 50 lira. Şak veriyor adam diyor. Bekle burada diyor. Ben merdiven alıp gelip o saati söküp sana vereceğim. Yok yemezler. Onu arkadaşım Dursun Temel'e yapmıştım. Sen bekle. Ben merdiven getireceğim. Bana gitti. Oho. Bana da verdi. Tugay. Temel abine. Temel oturmuş uçağa. Kaldır çıldır gelmiş oturmuş uçağa. Konmuş ön koltuğa böyle bekliyormuş. Derken bir adam gelmiş. Demiş kardeşim demiş bu da benim yerim falan. Temel demiş. Nasıl senin yerin ya? Aman bilesin ya. Beni ilgilendirmez. Öyledir böyledir. Sen git benim yerime otur diyor. Derken. Kapı olacak gibi de hostese diyor, şuna bak sen de diyor, benim yerime atmış. Hostes kapıdaki tuğbi numara olmuş. Dursun bile bak, en arkada. Dursun diyor, beyefendi diyor, ben sizin değil, en arkada Temel diyor. Şu arkada, olmaz, o gitsin benim yerime derken, inat ediyor. Ya giderdim, gitmedim. Bir tanesi diyor ki, ya uçak geç kalmadan önce bari şuna gideyim bir şey, ben söyleyeyim diyor. Gidiyor, kulağına bir şey söylüyor, hemen kalkıyor, lan durmuyor, arkaya gidiyor, oturuyor. Aklıma şöyle, ulan biz bunu kalksandır, nasıl bir adam kaldıramadı, nasıl kalkıyor? Ya dedim ki ona, uçağın önü değil, arka tarafı Trabzon'a gideyim. Yunus. Kimi anladın? Sessizlik bir dakika. Ahmet abi. Şimdi ben biraz daha değişikliği anlatayım. Şimdi adam hayatında hiç camiye girmemiş, dinle diyanetle alakası yok. İşte bu Güneydoğu'dan birisi. Şimdi adam demiş ki ya vallahi bir bakacağım bu Sünniler ne yapıyor? Doluyla camiye çıkıyor. Bir bakacağım merak et. Şimdi gitmiş camiye, camiden sonra arkadaşlarına anlatıyor bunu. Vallahi girmişim camiye. O ileride öyle üstlük bir yerde adamın biri oturup kafasında bir kavuğu vardı. Sarılmış böyle. Ya ben de 2000, sen de 3000 kişi. Orada onlara söktü. Bir tane baba geç çıkmadı ya. Hepsine söktü de söktü. O da var dedi, anlıyor musun? Vallahi ondan sonra baktım ki genç,
böyle baba yiğit bir delikanlı kalkmıştı. Bezin kalktı şimdi. Vallahi kalkmışım ki ona karşı ben de senin demiştim. Vallahi onu bilirim. Bir de bakmışım ki o arkadan ileriye doğru gidiyor. Vallahi daha bilmiyorum. Bu şimdi temelle Fatime'nin bildiği o dönüşü teröristler basıyor. Teröristler basıyor. Giriyorlar teröristler. Adın ne senin diyor. Ahmet. Darrrrrr. Sarıyor. Adın ne senin? Mehmet. Darrrrrr. Adın ne senin? Hüseyin. Darrrrrr. Temelde şey kalıyor sadece Fatime. Tabii ki her şey geliyor. Bacım diyor. Senin adın ne? Fatime kaldı. Aa diyor benim annemin adı Fatime'ydi yani. Bağışladım sana git diyor hadi. Dur sıra geliyor makineyi tüpüyle bir şey yapıyor. Adın ne senin diyor. Lan ne diyorsun adımı diyor. Bak evde Fatime değiller diyor. Bu Fatime'nin Arapçasıydı. Hocam senin hidayetin vakti geldi yavaş yavaş. Buyur. Bir şey hikayeler şikayet diyeyim. Fıkraya benzer bir şey. Fıkra da değil tam olarak da. Sonunda gülünüyor yani. Peşine söyleyeyim sonunda gülün. Ayıp olmasın. Bu muydu hocam? Şu adam şeyden evler caddelerin eve gidiyor. Eve girerken posta kutusundan postayı alıyor. İçinde mektup var. Mektuba bakıyor telefon faturası. Fatura o kadar şişkin ki. Bir bakıyor 3 milyarlık fatura gelmiş. Allah Allah bunu kim yapar? Eşine soruyor evde hanımına soruyor. Hanımına soruyor sen mi diyor bu kadar konuştun telefonla? Yok diyor şimdi ben konuşmadım. Kim konuştu bu kadar? Ben de konuşmadıysam bu faturayı kim getirdi? Bilmiyorum. Neyse adam ayrıntıları istiyor. Ayrıntılar gelince bakıyor ki hep numaralar tanıdık numara. Kendi arkadaşlarının numarası. Hep tanıdık. Allah Allah kim konuşur falan. Çaresiz ödeyecek. Faturayı ödeyecek. Akşam yatarken papağana gözü ilişiyor. İçeride papağan var. Papağana gözü ilişiyor. Ya acaba diyor yapar mı? Papağan böyle bir şey yapar mı? Olur mu bu? Mümkün olur mu falan? Yok ya yapamaz. Ama adamın aklı yine papağanda kalıyor. Ya yaptıysa? Uyur gibi yapıyor. Işığı kapatıyor. Bir gözü papağanda. Adamı uyuyor sanan papağan. Hemen kalkıyor çıkıyor kafesinden. Doğru şeye. Telefonun başına. Abi ne konuşuyor? Arıyor arıyor konuşuyor. Arıyor arıyor konuşuyor. Ha diyor. Demek ki sendin bu 3 milyarlık faturayı getiren. Gel bakayım buraya. Papağanı alıyor adam. Duvara çiviliyor kanatlarında. Duvara çiviliyor. Sen diyor burada 15-20 gün kal da gör cezanı diyor. Çek cezanı gör. Tamam yapacak bir şey yok. Papağan duvarda asılı. Sabah alıyor. Karşı duvarda papağanı İsa'yı görüyor. İsa duvarda asılı. İsa'yı görüyor. Birader diyor sen kimle konuştun bu kadar? pardon bu da gülünmeyecekti. Birader diyor sen ne zamandan beri burada asılısın diyor. 3000 seneden beri diyor ben burada asılıyım diyor. Papağana İsa. Papağan oha lan diyor. Sen kimle konuştun bu kadar? Burada gülmeyecekti. Neyse biz başını verdik hocam. Ama iki defa gülmüş olduk hocam. Hocam bizde bu şeyle alakalı, Müslümanlarla alakalı bir fıkra vardı. Onu anlatayım. Ondan sonra siz ilerinize geçin. Bir Müslüman cemaatinin olduğu yere bir tane Hristiyan geliyor elinde bıçakla. Camiye. Caminin avlusundan içeriye giriyor. Diyor ki aranızda Müslüman var mı? Herkes birer adım geri çekiliyor. Bir tane yaşlı amca kalıyor orada. Diyor ki ben Müslümanım. Diyor ki gel. Neyse adam götürüyor oraya.
Adam koyun kestirecekmiş diye kestiriyor. İşte yüzecek diyor ki yaşlı amca ya diyor ben yoruldum. Diyor senden diyor başka birini çağır. O da diyor yüzme işini yaptım ben kesme işini yaptım. Kanlı bıçak. Tabii eli kanlı bıçaklı giriyor içeriye. İçinizde başka Müslüman var mı? Abi hepsi köşeye çekiliyorlar. Hocanın gözüne bakmaya başladılar. Hepsi hocaya bak. Hoca da diyor, ne oluyor diyor, iki rekat namaz kıldırdık diye Müslüman mı?